Dil Ovası. 21. yüzyılın kültür, turizm ve sanayi alanındaki marka şehri. Medeniyet tarihimize tüm değerleriyle mührünü vurmuş gür bir ses, taze bir soluk. Doğayla insanı, kültürle turizmi, teknolojiyle sanayiyi buluşturan bir atılım merkezi. 1987 yılında belediye kimliğini kazanan Dil Ovası, Tavşancıl ve Dil İskelesi ile birlikte Çerkeşli, Demirciler, Köseler, Tepecik köylerini de bünyesine katarak 2008 yılında ilçe sıfatıyla haritalardaki yerini aldı. Anadolu insanının iş ve aş umuduyla gelip bir sığınak gibi gördükleri Dil Ovası, birçok yerel Anadolu kültürünün iç içe geçtiği şirin bir ilçe. Dil Ovası kültür mirasını araştırıyoruz. Sizler Dil Ovası Çerkeşli'densiniz kıymetli müftüm. Önce birkaç cümleyle kendinizi tanıtır mısınız ve sonra Dil Ovası'nda o çocukluk yıllarınız geçmişiniz. Buyurun efendim. Dil Ovası eskiden ilçemiz bizim Gebze'ydi. Dil Ovası da Gebze'ye bağlı bir bölgeydi. Nahiyemiz Hereke'ydi. Daha sonraki hukuki düzenlemelerle Dil Ovası ilçe olarak ayrıldı. Gebze'den ayrıldı. Tabiatıyla bizim köyümüz de Dil Ovası'na bağlandı. 58 doğumluyum. İlk okulu o köyümüzdeki ilkokulda tamamladık. Daha sonraki bütün eğitimimiz İstanbul olarak gerçekleşti. Çok şükür. Bugüne kadar da işte memleketimizin, ülkemizin değişik bölgelerinde ilçe müftüsü, müftü yardımcısı, il müftüsü olarak görev yaptık. Takriben 35 yıl askerlikle beraber 35 yılımızı tamamlamak üzereyiz. Allah nasip ederse. Rabbimizin lütfettiği efendim imkan ve nimetleri önce farkına vararak, daha sonra şükrederek, daha sonra da onları değerlendirerek hayırlı işler yapmak üzere bir niyete sahip olduk. Rabbim bugünlere getirdi inşallah. Güzel şeyler yaptığımız gibi hatalarımız, kusurlarımız da olmuştur mutlaka. Rabbim affeylesin. Ömrümüzün kalan bölümünde de hep hayırlı işler peşinde, iyilik peşinde koşmak hepimize nasip olsun. Dil Ovası ismi üzerinde hem dil kısmı var, efendime söyleyeyim denize uzanan bir bölümü var, hem de ova kısmı var, küçük de olsa. Dört köyümüz bu ovadan istifade ederdi. Bağcılıkla geçinirdi yöre insanımız. Muallimköy, Tavşanlı, Çerkeşli ve Tavşancıl. Dört köyümüzün yerleri vardı. O insanlarımızın yerleri vardı. Herkes kendi imkanları ölçüsünde o yerlerden istifade ederdi. Mahsul zamanı, üzüm ve kiraz zamanı özellikle E5'ten kara vasıtalarıyla ürünlerimizi İstanbul'a ulaştırma imkanından önce Dil İskelesi'nde motorla bizim ürünlerimiz orada toplanır. Ondan sonra Eminönü haline ve Kadıköy haline dağıtımı yapılırdı. Ve orada da Dil İskelesi'nde de bir içme vardı. İçme suyu derlerdi halk arasında. İçmeler diye de geçerdi. Ben de bizatihi onun kaynağından içtim. Onun bir özelliğini hatırlıyorum. Efendime söyleyeyim. Bir defa sindirim sistemini çok hızlı çalıştırır ve temizlerdi. Tabii ondan sonra sanayi bölgesi oldu bizim bölgemiz. Meyvecilikten, iyi kötü az da olsa sebzecilikten sanayi bölgesine dönüştü. Şu anda diyebilirim ki onlarca organize sanayisi tarafından değerlendirilmiş vaziyette. Bölge tamamen üretim merkezli bir istihdam oluştu o bölgede. Benim kendi köyümün çevresinde de yanlış hatırlamıyorsam 4 tane organize sanayi var şu anda. Mermerciler var, kimyacılar var, makinacılar var. Dolayısıyla kömürcüler var. Dolayısıyla bölge sanayi bölgesi oldu. Bizim bölgemizdeki ilk fabrikayı da hatırlıyorum. İzocam olarak kurulmuştu. Efendime söyleyeyim. İşte geldiğimiz nokta burasıdır. İnşallah mevcut şartlarda geleceğe daha iyi bir projeksiyonla,
daha sağlıklı bir projelendirmeyle hem yöre insanımızın hem de diğer bölgelerdeki insanlarımızın en üst seviyede istifade edebileceği, yararlanabileceği, milletimizin hayatına güzel katkılar sağlayabileceği bir bölge olmasını dilerim, temenni ederim. Kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşım ağıyla dünya lojistik üssü olma yolunda hızla ilerleyen Dilovası, zorunlu bir yaşam sahası olmaktan çıkıp bir cazibe merkezi, bir yaşam alanı oluyor. Binlerce yıllık tarihin ve kültürün ev sahibi Kocaeli. Kocaeli, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmara Denizi'nin ve Marmara Bölgesi'nin doğusunda yer alan ve adını Akçakoca Bey'den alan bir şehirdir. Dağları, yaylaları, gölleri, sahilleri ve kent merkeziyle güne merhaba diyebileceğiniz Kocaeli, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla gece gündüz hareketli, sıcak ve huzur doludur. Tarihin aynasında zamana meydan okuyan ve Anadolu'nun tüm kültürel renklerini gökkuşağı gibi bağrında taşıyan 3623 kilometrekare yüz ölçümüne ve birbirinden güzel 12 ilçeye sahip coğrafyada 2 milyona yaklaşan nüfusuyla bilim, teknoloji, sanayi, ticaret, tarih, kültür, turizm, spor ve sanatta marka olan bir şehir Kocaeli. Kocaeli'de çok önemli dini hizmetler var. Bize il müftülüğünüz olarak neler söylersiniz? Neler var şimdi efendim? Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Yani Kocaeli bölgesi benim bildiğim ortalama Türkiye'nin ihracat ve ithalatında, üretim noktasında %20'lere varan bir paya sahiptir Kocaeli. Ve aynı zamanda Türkiye'nin en küçük yüz ölçümü olup en yoğun metrekareye düşen, en yoğun nüfusu olan illerdendir. Dolayısıyla Kocaeli gerçekten hem tabii yapısıyla hem bugünkü sanayi kuruluşlarıyla Türkiye'nin göz bebeği illerinden bir tanesidir. Batıyla doğuyu da birleştiren güzergahın içindedir. Dolayısıyla Kocaeli çok önemli bir ildir. Hem efendim tarihi geçmişiyle hem de bugünkü doğal güzellikleriyle, bütün sanayiye rağmen halen koruyabildiği, muhafaza edebildiği tabii güzellikleriyle, efendim bir taraftan o güzelim Marmara Körfezi'yle, bir taraftan Karadeniz'le olan sınırıyla, diğer yönden efendim öyle veya böyle Sapanca Gölü'ne olan komşuluğu ile gerçekten düzlüğünde terlediğiniz ama yaylasına çıktığınızda üşüdüğünüz aynı gün pek çok birkaç mevsimi beraber yaşayabildiğimiz çok güzel bir bölgedir Kocaeli bölgesi. Tabiatıyla dini hayat da son derece hareketlidir. Bakınız şunu ifade edebilirim. Kocaeli'de hayat çok dinamiktir zaten. Dolayısıyla bu dinamik hayatın içerisinde dini hayat da tabiatıyla son derece hareketlidir. Türkiye'nin çok önemli hareketliliğin olduğu, diğer bölgeler bu bölgede gerçekleştiği gibi efendim dini hayatımızda da son derece güzel gelişmeler var, hareketlilik var. Bütün alanlarda olduğu gibi bizim alanımızda da biz istenilen zamanda, ihtiyaç hissedilen dozda, istenilen kıvamda bir hizmet üretmekle mükellefiz. Karşı karşıyayız. Dolayısıyla bugün sıkıntısını yaşadığımız hadise budur. Bütün kurumlarımız gece gündüz çalışıyor. Kanter içerisinde iş güç yapma, üretme peşindeler. Ama zaman zaman istenilen dozda, istenilen kıvamda hizmet üretmekte zorlanıyoruz. Tabiatıyla işin tedavisi de uzuyor. Biz bunun farkındayız. El birliğiyle bütün kurum ve kuruluşlarımızla, resmi kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarımızla amasız, fakatsız
bu bölgemizin insanının bizden beklediği, ihtiyaç hissettiği bütün hizmetleri üretmek üzere hem böyle bir niyete sahibiz, hem de böyle bir kararlılığımız var, hem de diğer kurum ve kuruluşlarla en üst seviyede işbirliği yapmaya da hazırız. Bunun için de zaten gayret sarf ediyoruz. Biz bütün varlığımızla görev yapmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Kocaeli İl Müftümüz.